Niye çekmiyor? Çekmiyor mu? İnternete bir şey mi yaptın Eylül? Ha? Senin adın niye karışmıyor? Yanında oturuyorsun. Kocamsın. Nerede oturacaksın? Kameramda niye sorun var? Kameramda sorun mu var? Arkadaşlar anlayamadım şu anda. Problem var mı yok mu? Semoş'um hoş geldin. Hayır yok diyor bazı. Bazı çekiyor diyor. Bir tanem. Benim dahil olacağım hiçbir şey yok. Ben sadece kendimi izah etmek istiyorum. Kimseye herhangi bir zarar vermeden. Kimseyle polemiğe girip atışmadan. Çünkü biliyorsunuz ki çok uzun süredir hiçbir şekilde şahsım adına yapılan işte alaycı, karalamalı, işte göndermeli storyler atılsa da iş kimliğimi bozmamak ve eşimle daha fazla huzursuz olmamak, şubelerimi üzmemek, onlara olan saygımdan ötürü ben her zaman sessiz kalmayı tercih ettim. İstemiyorum. Burada da amacım gerçekten kimseyi üzmek, kimseyle bir polemiğe girmek, işte gereksiz bir ortam yaratmak değil. Sadece kendimi açıklamak istiyorum. Yaklaşık bir kaç gün önce yeni bir ürün çıkardım. Leke çıkarıcı biliyorsunuz. Şöyle şu kapıyı çeker misin? Kapıyı kapat. Yeni bir ürün çıkardım. Ve bu ürün hakkında leke çıkarıcı olduğu için en zor lekeler ketçap, çay ve Türk kahvesidir. Ev hanımlarının zorlu rüyasıdır bu. Şu yorumları kapatayım. Konsantrasyonum dağılıyor. Affedin beni lütfen dostlar. En son açacağım. Konsantre olamıyorum. Bunun tanıtımını yaparken ketçaba döktüm, kahveye döktüm, çaya döktüm. Her birini tek tek tanıttım. Eskiden bir görüştüm arkadaşımın da böyle bir ürünü varmış. Ketçap dökmüş, tanıtmış falan filan üzerime. Ciddi bir saldırı oldu. Hiçbir yorum yapmadım. Çoğunuz anlamamışsınızdır bile. Çünkü gerçekten iş kimliğime yakışmıyor. Benim eski dostum o arkadaşı hiç sevmediği halde bir anda bütünleşip işte bana alaycı şeylerde bulundu ve çok üzüldüm. Çünkü içimde o bir yara oluyor. Yani üzülüyorum. Benim de kimliğim bu şekilde. Hani bana işte toplama bilgisayar gibisin vesaire demesi gerçekten beni yaraladı. Alaçatı'ya tatile gittik. Alaçatı'ya tatil için biliyorsunuz herkesin tercih ettiği bir yerdir. Tatile gittim. Aynı bölgede tatil yapıyorduk tabii ki. Ben ortalama yaklaşık kızlar hiç gizleyeceğim bir şey değil benim bu. 9 aydır yani tam bir sene olmadı. Alkol içemiyorum. Yani özellikle şu son 3-4 aydır Dipomix'i kullandığımdan beri hiç içim almıyor. Yani değişik bir şey. Oysa ki önceden gerçekten eğlenceli ortamlar bir şey olduğunda ya da kafam çok attığında bir kadeh içebilen bir insandım. Alkol içemiyorum, içim almıyor, kokusu bile midemi bulandırıyor. O gece çıktık, kafam belki dolmuş, belki eğlenceli bir ortam. Alkol içesim geldi. Bayağıdır da içmem. Engin'in doğum gününde bile bir iki kadeh içtim, içemedim. Hiç böyle kafamda hiç böyle bir alkol belirtisi olmuyor yani. O sebepten de içmek istemiyorum. Midem bulanıyor. O gece içtim ve kendimi gerçekten bir anda böyle iyi hissetmemeye başladım alkolün vermiş olduğu etkiden kaynaklı. Ve işte bu hani benim için söylenen toplama bilgisayar daha öncedir. Çünkü uzun süre bir dostluk yaşamışsınız. Bakın ben 1,5 senedir antidepresan içiyorum her gün. Artık psikolojim bozuldu. Yaşadığım şeyler bana da ağır geliyor. Ve ben gerçekten çok hassas, üzülen, içinde aslında sevgi barındıran bir insanım. Hani kimsenin böyle kötü olsun, batsın, ölsün, her şey bitsin kafasında değilim. Kimse için, onun için de değilim, bir başkası için de değilim. Değilim. Öyle olsam zaten o gün benim saflığım, iyi niyetim bu kadar göz önünde bulundurulup beni aradı, beni özledi, işte beni çağırdı değil, lanse edilmez. Bunu yapma.
Ben bunu kötülük için yapmadım. Kötü bir şey yapmadım. Seni aradığım zaman orada seni bir yere çağırıp sana oyun oynamak, seni darp etmek, seni sıkıştırmak gibi bir oyun yoktu. Kötülük yoktu ki bunu böyle lanse ediyorsun. İnsanlar benim üstüme gelsin diye düşünüyorsun. Hayır, ben tamamen iyi niyetimle o söylemiş olduğum lafların bana vermiş olduğu yaramı, şu anda bana yukarıdan mesaj atıyor. O söylemiş olunan lafların bana vermiş olduğu yaralar mı, beni üzmesi mi, beni yaralaması mı, beni kırması mı bilmiyorum. İçimde birikmişlik şeyler vardı ve evet ben aradım. Ben aradıktan sonra burada bende her şey şeffaf. Engin telefonumu almak için, bakın kolumu sıkmış, hiç farkında bile değilim. Elimden telefonu almış, onun üzerine sen de bana mesaj attın ama ben şimdi mesajı burada paylaşmayacağım çünkü KVKK kurallarına aykırı bir şey bu. Neredesin, yanında geleceğim diye. Yani biz karşılıklı olarak görüştük. Evet, ben kafam iyi değildi. Orada duygularımı çok açık yaşamış olabilirim. Belki sana sarılıp ağlamış bile olabilirim. Benim yaşadığım o acı dolu şeyler için. Ama bu demek değil ki benim kırgınlığım, kızgınlığım bitti ya da biz her şeyi sildik, bitirdik. O alkolün vermiş olduğu yetkiyle ne hissettiğimi de şu an algılayamıyorum. Hani kırgınlık mı, kızgınlık mı, yaşamış olduğum duygular mı? Ama ben iyi niyetli bir insanım. Sana zarar vermek için de ben seni oraya çağırmadım. Hani bunu bu şekilde lanse etmene gerek yok. Beni bu şekilde insanların gözünün önüne sergilemene, beni aradı, beni özlemiş, beni çağırmış diye işte gazozuna şey attım, al iç iç diye şu ben tabelası inerken bile bu mizahı yapmaya yer bulup benimle alay etmen bana göre çok yersiz ve gereksiz de. Defalarca kere güzelce konuştum. Bak, çözebilirsiniz problemleri. Beni dahil etme ama. Evet, benim hatamdı aramak. Sen mesaj attığında sana konum atmak, bir araya gelmek. Keşke yanımda arkadaşlarım vardı. Telefonu elimden alsalardı, telefonumu kırsalardı. O kafayla görüşmeseydim. Yaptığımı inkar etmiyorum ki. Ama bunu meclis meselesiymiş gibi değil. Dilan beni aradı, gel seni özledim dedi diye insanlara lanse etmek bence çok yanlış bir şey. Hani orada beni aşağılamayı hedeflemek, ben bunu çok kalpten hissedebiliyorum. Bir de kimse tabelasını indirip devir parasıyla aldığı, devir parası çünkü düşük bir miktara geliyor. Benden şube alamaz devir parasından aldığı yarı parayla. Yani benden şube alınabilecek bir para tutarı değil o. Neden ben nasıl bir insanım şu an bana mesaj atıyorsun? Sen beni özlemiş, beni aradı, kafası güzel olan insan hatırlamaz diye beni lanse ederken, ben susarken sana mesaj atarken beni dahil etme diye, ben neden nasıl bir insanım? Senin sevdiğin zehirli diyorsun. Ben sana kötülük yapmadım ki. Evet aradım ama sen de bana mesaj attın. Neredesin, yanına geleceğim diye. Yani karşılıklı görüşüldü orada. Evet, belki kapıdan içeri girdin. O anki duygularım, geçmişte yaşadıklarım. Benim sana oysa ki senin kız kardeşinle birlikte hastanede kaldığımızda, ameliyat olduğumuzda söz veriyorum, ona destek olacağım. Elimden ne geliyorsa yapacağımlarla insanlara beni farklı lanse etmen. Bak, canlı yayın açtı şimdi. Engin çok doğru söylüyor. Beni farklı lanse etmen. Beni farklı bir girdabın içerisine, konumun içerisine soktu o zamanda da. Sanki ben köstek oluyorum, istemiyorum. Ben kendime kimseye rakip görmüyorum ki. Benim kendimi birisini rakip görebilmem için 5 sene, 6 sene, 7 sene bu işin içinde olması gerekiyor. Ben kötü bir insan değilim. Bak, benim babam annemi öldürdü. Ben babamı affetmiş insanım. Ben seni de affederim. Seni de unuturum yaptıklarını ki unuttum. İşte yok bana dedi ki seni özlüyorum, seni seviyorum, şöyle yapıyorum. Bunlarla beni yaralayamazsın ki. Ben kötü bir şey demedim. Seni döveceğim, seni keseceğim demedim. Bak, senin sayende kolumu bile, eşim ben kaç senelik ilgim farkında bile değilim. Telefonu elimden almak için kolumu sıkmış. Farkında bile değilim ben bu durumun. Yapma. Bunu yapma. Senin burada şuben önemliyken sadece şubenle ilgilen. Mizah yapmanın sırası değil. Bir iş kadını profili mizahını sonra yapar. Beni ortaya atma. Bunlar benim için çok üzücü şeyler yani. Ayrıca sen orada story'de yazmışsın. Canına bir şey gelse, zarar gelse yine giderim. Oradaki ince algıyı ben anlayabiliyorum. Aslında üstünde Dilan beni aradı, beni özlediği için gittim deyip altındaki ince algıyı seni tanıyanlar anlayabiliyor. Canına zarar gelse yine giderim. Aslında üstündeki algı şu. Beni özledi. Tamam, aradım, yedim bir bok yaptım. Ama sen de mesaj attın, neredesin, geleceğim diye. Şimdi onları mı paylaşayım burada?
Ayrıca ben kimseyle kimsenin arasını bozmadım. Bakın arkadaşlar, alkol içtiğiniz zaman bilirsiniz ki bazı şeyleri hatırlamazsınız, bazı şeyler siliktir, ekstra relaksınızdır, duygularınız rahat. İşte ifade edersiniz, insanlar böyle bir panik, stres yaşadıkları zaman içerler ki kendilerini daha rahat hissetsinler, daha rahat konuşurlar. Ben de hani o pozisyondaydım. Bazı şeyleri çok net hatırlıyorum, bazılarını çok iyi hatırlamıyorum, bazıları tam bende var ama Tuğba Burak konusunu çok net hatırlıyorum. Hatta KVKK kurallarına aykırı olmaması amacıyla kendisinin mesajlarını karaladım. Şu şekilde attım, mesajlarda var. Ben neyi başlattım? En son alakası olan benim. Kendisinin yazını karaladım. Kötü niyetli bir insan değilim. Dilan dedi, sözleşme bilmem ne olacak şey mi diye bunu ben belirtmişim burada. Onun yanı sıra bir saniye. Anlaşabilirsiniz güzelce. Keşke sosyal medyaya yansıtmasanız diye. Onlar da kendini açıklamak için paylaşım yapmak zorunda hissettiler diye. Ben kimseye gelin benden bir şube alın, ben size bir şube veririm gibi bir şey yok. Engin'le zaten Burak başından beri görüşen insanlar. Abi biz ne yapabiliriz? Böyle bir sözleşme var. O da bana dedi ki benim sözleşmem var. Ben dedim ki evet var. Şimdi bak, sen olanı da olmayanı da şu an canlı yayında anlatıyorsunuz. Eminim benim gibi keşke şeffaf olsan. Bak ben en başında da söyledim. Benim amacım kaos yaratmak, seni zorda bırakmak, seni karalamak değil senin bana yaptığın gibi. Evet ben duygularımla hareket ettim. Evet yaşanmışlıklar zoruma gitti. Evet üzüldüm. Evet onlar bana ağır geldi. Belki iyi günlerin hatrının özlemiyle yaptım. Belki kalbimin kırıklığıyla yaptım. Hissettiğim duygular çok karışık şeyler. Diyorum ya, benim babam annemi öldürdü. Ben babamı affettim. Seni affetmişim benim için çok değil ki. O gün sen de alkol almıştın. Niye mesela bunu gizledin? Bu gizlenecek ayıp bir şey değil ki. Biz türbanlı kapalı insanlar değiliz ki, içebiliriz tatil beldesinde. Bu çok normal bir şey. Bunu gizlemek de bir algı bana kalırsa yani. İşte kızları o doldurdu. Kızlar beni doğum gününe çağırmadı. Hayır, ben kimseye doldurmadım şubemi. Sen ondan önce Banu'yla mesajlaşmalarım vardı. İşte Kayseri'de benim açılışımla yanıma gelmediler diye. Çünkü o Banu o mesajları paylaştı. Sen yazmışsın ki kızların içinden geçeceğim. Onların da karakterine uymadığı için Kayseri'de senin yanına gelmediler. Ama onlar da benim gibi saf iyi niyetli. Orada görüşüp barışmışsınız ama paylaşım yapmak istemediler sosyal medyada. Çünkü herkes gördüğü için rezil oluruz dediler. Sakarya açılışına gelecek olursak, sen de Sakarya'da Dilan Polat Sakarya diye etiket yapmadın. Kızları etiketledin. Kız, sen kendi şubeni açtığın zaman benim şubelerime bir sürü laf ediyordun. Yok makinaları şöyle, yok insanlara şöyle zarar veriyor. Onlar da benim kapımdan ekmek yiyor. Nasıl gelip senin açılışında seni tasdikler, onaylar, altına imza atar gibi seni paylaşsınlar ki? Ticari etikliyse bu da ticari etiklik. Daha önce bir mekanda da karşılaştık biliyorsunuz. Kafama edeyim. Orada da birlikte storyler attık. O zaman da çıktı. Geldi mekana, bana sarıldı. Seni çok seviyorum. Yine öyle algı yarattı. Yo. Biz o mekanda da seninle ortaklaşa anlaşarak gittik. Telefonda konuşuyorduk. Kaoslar çözülsün diye. Ortak karar verdik. Gittik. Yine birbirimizi orada bulduk ikimiz. Bu seferki gibi ortak kararlı. Kötü bir şey değildi ki bu. Bunu böyle lanse etmen kötü. İnsanların kaosunun olması güzel bir şey değil. Aralarındaki sorunu halledip, çözümleyip kaosu bitirmektir güzel şey. Bak benim bu canlı yayını açmamdaki amaç da sadece kendimi ifade etmem. Ben senin köpeğinmişim gibi, peşinde geziyormuşum gibi, canım canım, normal kafayla da bunu sana hep yapıyormuşum gibi lanse edip beni karalama. Sen kendin diyorsun ya, bana söz hakkı, düşünce, açıklama yapmam gerekiyor. Ben de insanım da, ben de taştan, kemikten, taştan, ottan, topraktan, şeyden insan değilim ki. Ben de insanım, benim de bir canım var. Sen beni özledi, beni aradı, beni etti dersen ben de kendimi açıklamak zorundayım insanlara karşı. Kendimi şizofren gibi gösteremem ki. Evet yaptım, duygularımla yaptım seni. Ben o gün ilk ben aradım. Doğru, haklısın. Ama sen de bana mesaj attın. Mekanın kapısına geldin benim bildirimi görüp. Engin bizim bir araya gelmemize izin vermediği için hayır buraya alamazsınız dedi. Bunları da söyle o zaman. Biz karşılıklı olarak görüştük seninle. Bu kötü bir şey değil ki. Ama bunu sürekli beni özledi, sesi çok kötü geliyordu, ölüyordu, bitiyordu diye lanse edip de beni aşağılama. Benim de bir iş kadını kimliğim var. Benim de şubelerim var bu durumları takip eden. Ha bu nasıl insan diye gözüyle baktırmak istiyorsun bana ama bunu yapma. Ben böyle bir insan değilim. Ben sadece çok iyi niyetli bir insanım. Kötü değilim. Sana karşı da kötülük yok. Bak şimdi bu canlı yayını açtım. Biliyorum bitmeyeceksin.
Ben sadece kendimi ifade etmek için açtım. Seni karalamak için açmadım ki. Bak bildiğim birçok şeyi de söylemedim. Sana demiştim ya, sen canlı yayın açtın, bana toplama bilgisayar dedim. Ben senin şubenle ilgili olayları da biliyorken kollarımı ısırdım. Senin hakkında açıklama yapmadım. Bak onları yine sana söyledim ne olduğunu. Yine yapmayacağım. Yapmayacağım. Amacım kaos olsa bu bildiklerimi de söylerim. Amacım o değil. Bitirmek istiyorum senin olan kaosu. İyi ol. Çok iyi ol. Ama ne olur benden uzak ol. Şube tabelan inerken de Dilan Polat'tan şube almak istiyorum. Düşüncesi için içine gelince bunu bana bağlama. Biz senin eskisi gibi yakın dost arkadaş değiliz ki. Tabeli indirdikten sonra gelip benden şube alabilirler. Ben işime, ekmeğime, ticaretime bakarım. Sen bana o gün demedin mi? Senin de şuben tabela indirse ben veririm diye. Sonra diyorsun ki kızlar için çıkarcı dedi. Öyle dedi böyle. Demedim. Evet kafam iyiydi ama demedim. Dediklerimi de dedi gibi lanse edip de işte bu kötülüğü yapma bana. Aramızda da kalabilirdi o gün görüşmemiz. Ama ben bildiğim için sen bunu lanse edeceksin. Tamam da ben de alkol içtim, başka bir şey içmedim, kusura bakma. Kafamı başka bir yerde bırakmadım, ben başka bir şey kullanmıyorum. Tabii ki hatırlıyorum. Haksızlık olmasın diye sabah kendimi açıkladım insanlara. Çünkü biliyorum sen paylaşacaksın. Dedim ki bakın böyle böyle oldu, çok özür diliyorum. Hani ben bunu dile getirmiş oldum ama gerçekten kendisi de biliyordu. Evet ben salak değilim, biliyordum. %95 biliyordun. %5 ben teyit dedim. Onu da iyi ki yaptım. Çünkü yarın bir gün böyle bir durum olursa, ortaya çıktığı zaman yine benim üstüme gelecektin. Diyecektin ki ben o gün kafası bile güzeldi, oturdum konuştum, bana hayır dedim, eğer sen varmış bunlar yalancı ordusu diyecektin bana. Ben doğruları söyledim. İşte bana sarıldı, ağladı, seni çok seviyorum, çayın tadı sensin. Bunları söylemem bir şey ifade etmiyor ki. Ben kötülük için yapmadım. Evet sana çok kızgınım, çok kırgınım ama zamanında iyi şeyler de yaşadım. Bunlar içime dert yara olmuş. O kafayla bu duygular çıkmış içinden. Sen bende böyle bir saplantı, arkadaş, dostluk değilsin. Öyle olsan ayık kafayla da ben seni sürekli ararım, görüşmek isterim. Aleyna'nın doğum gününde görüşmek isterim. Hani kendini çok sevilen, asla vazgeçilmeyen, benim peşim koşu gibi lanse etme. Ben de bir iş kadınıyım. Benim bir şubelerim var. Benim 250 tane personelim var bana saygınlık gösterme. Benim takipçilerim, sevenlerim var. Şöyle bir su verir misin? Bak ben 1,5 senedir antidepresan içiyorum. Bunu da yanlış anlama, senin yüzünden demiyorum. Kendi problemlerim de var tabii ki. Ama yapma. Ben bak tedavi oluyorum. Kendimi iyi hissetmeye çalışıyorum. Sen bana gönderme yaptığında da cevap vermek istemiyorum. Bana mesaj atıyorsun sen nasıl insansın diye. Hayır ben kötü bir insan değilim. Ben burada... Senin beni sürekli özledi, 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 özledi diye vurgulamana istinaden kendimi akladım. Sen de bana mesaj attın neredesin, yanına geleceğim diye. Şimdi ben onları mı paylaşayım burada? Hayır. Gizlilik kurallarına aykırı olduğu için ben bunları paylaşmayacağım. Bak benim yazdıklarım var sadece sana. Attığım mesajlar 2 gün öncesi. Ben kimsenin arkasından hiç iş çevirmedim. Sana kötülük de yapmadım. En sonunda dün bunu yazdım. Yanlış yapıyorsun. Yanlış yapıyorsun. Seni dünyaya havale ediyorum. Beni öyle bir konuma soktun ki. Neyse ya arkadaşlar, neyse. Yani her şey göründüğü gibi değil. İnsanlar birbirine karşı içinde bir şeylerin hatırı olmuş olabilir ve alkol aldığı zaman hepinizin başına geliyordur. Burada 45 bin kişi var. Hiç olmasa yarısı alkol içmiş, alkolü biliyordur. Ben zaten bir senedir içmiyorum, ağzıma sürmüyorum. O gün öyle içmişim. Ne olduysa oldu yani. Saf temiz duygularım da ben seni bir yere çağırıp sıkıştırıp duvar kenarında itelemedim ki. Seni darp etmedim ki. Sana zarar vermedim ki. Sana oyun oynamadım ki. Temiz duygularımı söyledim. Hani dersin ki beni çağırdı, bana oyun oynadı, beni darp etti, beni at ön plana, onu anlarım. Yapmadım. İyi niyetli insanım ya. İyiyim yani. Ben unutuyorum. Kötü değilim çünkü vallahi de tillahi de senin tabelan insin, bit, mahvol, yeter, istemiyorum bunları. Sen nasıl insansın diye bana mesaj at. Kötü bir şey söylemedim ki ama biliyorum sen burada ortada şuben varken bir de YouTube'da video çekmekten bahsediyorsun. Diyorsun ki sizin de şubeler izinde. Evet benim Almanya'da işbirliğim bozuldu, bozdum. Neden bozdum? Benim adımla, benden izinsiz eğitim, şöyle kahvemi içeyim, benden eğitimsiz. Şöyle çakmak dersine benden habersiz eğitim verdikleri için gittim tabelamı indirdim. Tabelamı indirirken devir işlemlerimi zandırdım, hemen başkasına devrettim. Bunlarla ilgilen. Ya beni özledi, beni özledi, beni özledi diye. Beni hani seni çok seviyorum. Bakın hep ben haklıyım. O aslında beni çok özlüyor gibi lanse etme. Ben sadece kötü bir insan değilim.
kimseye, sana değil yani, kimseye değilim. Küserim, barışırım. Tabii ki de çok belaltı laflar olmazsa. Evet, insanlar da çok haklı. Çok çirkinlikler yaşandı ama çok geçmişimiz de, uzun süreli bir geçmişimiz de vardı diye bir şeyler canlanıyor. Yani ben 15 senelik evliyim. Kolumu ben şu anda sabah gördüm, bunun da farkına vardım. Engin telefonu elimden almak istemiş. Orada sen de mekanın kapısına gelmişsin. Yani biz karşılıklı görüşmedik. Senin mekanın kapısına bu arada gelmem benim sesimi kötü duyunca kötü bir şey de değil. Çok normal. Ben de senin sesini kötü duysam gelirdim mekanın kapısına bu arada. Bu kötü bir şey değil. Hani bunu kötü bir şeymiş gibi anlatıyorum gibi algılama. Ama gerçekten kötü bir şey değil. Senin gelmen, ben olsam ben de gelirdim. Ama şimdi bu kadar güzel konuşmama istinaden buraya yazıyorum. Adım gibi yazıyorum. Olanı olmayanı. Olmayanı üstüne 10 katılanı. 50 tane şimdi story atacaksın. Ama ben bana, benim kimliğimi yakışan, iş kimliğimi yakışan şu canlı yayından sonra asla ama asla konuşmayacağım. Çünkü huzursuz oluyorum evliliğimde de. Bak, kaç senelik evliyim, şunu tabii ki de tartışmalarım oluyor. Onu da söyleyeceksindir, kocanla tartışıyorsun diye. Her karı koca tartışır. Şu çok başka bir şey. Kocamın beni bırakıp gitmesi, ben bir haftadır yokum. İşe beni götürmeden çıkıp gitmesi ve benim evliliğimde huzursuz olmam ve şubelerime karşı mahcubiyet hissetmem. 80 tane şubem var benden ekmek yiyen. Acabalarım olması bile beni üzüyor. Beni bu durumun içine sokma. Benim 250 tane personelim var. Acaba mı Dilan Hanım buna bağımlı mı gibi lanse etmem. Benim için çok üzücü bir şey. Yapma dedim sana da. Beni dahil etme. Hatta sana dedim ki şube tabelasının inmesi de çok normal bir şey. Benim de başım, ama onlar fenomen dedin. Duyulacak şöyle farklı. Duyulsun, sap başkasına. Yani onlar fenomen diye yarın bir gün işbirliğim bozulduğu zaman ah ne yapacağız mı diyeceğiz. İndirsinler. Benim de başıma gelebilir, evet dedim. İndirebilirler fenomende olsalar. Ama şu an iş bilimde bir sıkıntı yok. İçimde olmayan duyguları onların çıkarcı olduğunu düşünmeden nasıl sarhoş kafeyken söyleyeyim. Hata yaptım. Affınıza sığınıyorum sevgili dostlar. Hata yaptım. Hatalar insanlar içindir. Saf temiz duygularımla yaptım bu hataları. Burada sizin şahidiniz, şahit olsun bana burada 47 bin kişi. Yapmayacağım bir daha. İyi niyetimin kurbanı da olmayacağım. Dostluklar olur biter yaşanır ama önemli olan iyi niyetin kalmasıdır baki olan. Evet, atışmalar oldu. Atışmalar olurken bile ben saf niyetlerim vardı. Hiçbir zaman ölsün, bitsin, gebersin, öyle olsun, böyle olsun istemedim. Söyleyeceklerim bu kadar. Umuyorum kendimi çok güzel size izah etmişimdir. Umuyorum anlatabilmişimdir. Umuyorum ki duygularımı sizlere lanse edebilmişimdir. Umuyorum ki beni anlamışsınızdır. Yanımda olan olmayan herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Evet sevgili Ferhat Gedik, ah Dilan, yaptım. Pişman mıyım? Çok pişmanım. Keşke demeseydim. Seviyorum, sen iyisin, cansın, iyi ol, mutlu ol. Yaptım. Bunlar da benim duygularım. Benim duygularım bunlar. Böyle bir insanım. Yapacak bir şeyim yok. Üstüme eğer iftira atarsan, söylemediklerimi de var edersen, seni Allah'a havale ediyorum. İnsan gibi konuşursan da Allah razı olsun diyorum sana. Algı güzel bir şey değil. Bunu yapma. İyi niyetinizden vazgeçmeyin. Benim başıma ne geldiyse iyi niyetimden geldi. Temiz kalpliyim. Rabbim karalasın bir tane. Karalasın. Umurumda bile değil. Karalasın aşkım. Karalasın. Rabbim kim neyi hak ediyorsa onu versin inşallah. Hiç sorun yok. Bir daha aramayacağım. Size, hepinize söz veriyorum. Ben alkollü uzun zamandır içen bir insan değildim. Benim iyi niyetimi kötü gibi gösterme. Sizi çok seviyorum arkadaşlar. İyi ki varsınız. İyi ki yanımdasınız. Beni anladığınızı umut ediyorum. Engin'den de çok özür diliyorum. Evliliğimi de bu konulara dahil ettiğim için çok üzgünüm. Artık gerçekten dayanabilecek gücüm de yok. Ben, önümde iki seçeneğim var. Ya işlerimle uğraşacağım, ya bu kaoslarla uğraşacağım. Bunlarla uğraştığım zaman İşlerime adapte olamıyorum. Kopuyorum. Ama işlerimle uğraştığım zaman çok güzel şeyler başarıyorum. Şimdi benim orada bir sürü personelim var iş yerimde.
Bu insanlar demeyecekler mi ki bizim bu kadar saygın, iyi bir patronumuz varken neden bu kadar... Evet, iyi niyetliyim ama alkol olduğumu söylemesin de sıkıntı yok. Bir tanem buran söylesin zaten. Bir şey yok. Şulen, ben arka planda konuşmayı denemek çok istedim. Çok yazdım, yapma dedim, etme dedim, yapma. Ben huzursuz oluyorum. Bak, o kadar iyi niyetli insanım ki ben kocam kolumu sıkmış, bunu ben hazmetmişim, yine evde buluşmuşum. Konuşsun, saydırsın, Allah'a havale ediyorum. Ben, evet, Engin'e sarıldı. Engin kapıda çıkarken gördü, Engin de ona dedi ki, Nezcim dedi, bak benim seninle hiçbir problemim yok. Allah yolunu açık etsin, dilerim karşına hayırlı bir kısmet de çıkar. İşlerini daha iyi yönetirsin. Ama benim karım seninle görüşemez. Bunu unutun dedi. Bunu unutun dedi. Bu kadar. Sizi çok seviyorum. Sevgili arkadaşa iletin. Şu anda konu onun şubesiyken konuyu bana dahil etmesi, senin çözmen gereken şu anda çok da önemli bir şey var. Şuben var. Senin şuben var. Burada konuyu benden bırak. O şubede hizmet alanlar nasıl hizmet alacak? Kime devredeceksin? Önemli olan bunlar. Şu anda senin benle ilgilenmen bile asıl amacın şube değil, o değil, bu olması. Yok, ezolitam inanmıyorum. Zaten izlemek de istemiyorum. Farklı anlatabilir. Ben buraya 2 gün önce attığım mesajların görüntüsünü de koyabilirim. Duygularım ile hareket ettim. Sanki sana Tuğba'ların sırrını vermişim gibi lanse edemezsin. Kocam bir şey yapmadı ki. Kocam onu gördüğünde saldırsa, vursa, senin ne işin var? Bakın, bu olaydır. Bak, attığım mesajlar burada var. Gizlemek manasız çünkü. Zaten biliyordum. Ben de söylediğim, evet, dürüstlük yaptım. Bak, Tuğba'yı satmadım ben. Bir tane olan şeyi söyledim. Tuğba'm da gelsin buraya, kendi konuşsun. Şulem, attığım mesajların hepsi burada var. Bak, sosyal medyaya yansıtmayalım. Aramızda konuşalım. Başkalarını ortaya atma. Bütün attığım mesajlar var. Bunlar, bakın, dünkü mesajlar. Dün saat 2'de yine başladı. Beni işte özledi. Beni şöyle yaptı. Beni böyle yaptı. Şöyle oldu. Böyle oldu. Hani bunlar çirkin şeyler. Rabbim yolunu açık etsin. Eşim İkimizin mevzusuna karışmıyor. Karışmadığı için bugün çıktı, gitti. Benim yani ne zaman bana bir şey yapmasan korkabilirim. Benim kocam öcü mü yani? Sabıkalı adam mı ya? Şimdi onun mu şeyini kasıyor burada? Kocası ona bir şey yapar diye. Yapmayın ya. O geldikten sonra kolumu gördü tesadüfen. Hep birbirimizi morartıyor muymuşuz? He, beni severken ısırıyor, mor artıyor. Başka konulara girmeyeyim. Bakın, yine özel hayata, evlilik hayatına girdi. Ben konuşmayacağım ama. Ben konuşmayacağım. O canlı yayınlar kayıt alınmıştır zaten. Dava edeceğim. Ben burada onun hakkında tek bir tane bile hakaret etmedim. Sevgili Beyza'cığım, ben 80 tane şubeye kendi adımla hakim bir insanım. Benim kocamla 17 senedir olan bir ilişkim var. Böyle bir evlilik hayatım var benim. 17 sene bir ilişki sürdüremezsin. Bu şekilde. Olmaz yani. O şimdi hepsine her şeyi söyleyecek. Evet evet, hep birbirimizi morartıyoruz. Sen de neyse, söylemeyeceğim. Sorun değil. Sizleri seviyorum. İyi ki varsınız. İyi ki varsınız. Yok, umursamıyorum. Sizleri çok seviyorum.
Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Üzmüyorum kendimi Açelyam. Müşterinizim, işinize odaklanın demiş. Haklısınız efendim. Sizden de çok özür diliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.